Harika bir tarif. Ana yemek diyebiliriz. Herkesin evinde yapabileceği. İlla güveç kaplarınızın olmasına gerek yok. Normal ısıya dayanıklı porselen kaplar var. Onların da sufle yaptığınız kaplar. Onların da olması yeterli olacaktır. Evet. Çok besleyici ve güzel çok bir yemek. Renkli. Çok da renkli olacak ve çok lezzetli. Aslında böyle misafir yemeği de diyebiliriz biz buna. Nefis bir akşam yemeği. Mini güveçler için 400 gram tavuk göğsü, 1 adet soğan, 1 adet kapya biber, 1 adet havuç, 7-8 adet mantar, 1,5 su bardağı haşlanmış bezelye, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı su, kırmızı toz biber, karabiber, kekik, 1-2 diş sarımsak ve tuzdan oluşan ana malzemelerimiz var. Hepsini şimdi yerleştirdik ve yapımına başlayacağız. Beşamelimiz. Üzerine de güzel bir beşamel sos yapacağız. Tereyağı ve finalde peyniri birlikte ve nanemiz, şey maydanozumuz var. Ben sebzeleri ufak ufak doğrarken Serpil Hanımcığım da tavuklarımızı minik minik bir kıysın. Tavayı da bir yandan ısıtalım. Derin bir tava mı vereyim? Daha mı iyi olur? Ne dersin? Valla malzeme biraz fazla, daha iyi olur. Ben şunu yıkamak istiyorum o zaman, hemen geliyorum. Şöyle minik minik soğanımızı kıyalım. Ya burada her şeyi aslında tadında ve ayarında kullanmak istedik. Çok büyük bir soğan değil de böyle daha minik bir soğan. Çünkü birçok renkli sebzesi içinde var. Hepsinin ayrı ayrı lezzetini alacağız. Tavuğun da lezzetinin bir tık daha açığa çıkmasını istiyorum açıkçası. Hoppa. Böyle minik minik kıydık. Evet, tavukları birazcık küp küp doğramamız lazımdı. Keşke soteli kalsaydık tavukları. Yok, ben hallederim şimdi ya. Şey olmuyor ya artık. Dokunmak istemiyor ya şeyler Nermin. Kasaplar. Niye? Dokunuyorlar. Yani bazıları çok nazlanıyor ona. Hmm. Bir de haklı olarak şey işte etin olduğu yere beyaz eti koymak istemiyorlar falan falan. Hemen ben benim şimdi kasabım hiç yapmıyor. Bir tane tahta bizimkiler koymuş. Azıcık nazlı. Allah razı olsun. Tahtada ikisini de ayrı ayrı yapıyor vallahi. Diyorum tavuk sotelik diyorum. Hemen doğruyor. Herkes işini güzel yapacak ki müşteriyi kaçırmasın işte, efendim. Nazlanmazsa eğer tabii yapmak için bir sürü şey. Evet şöyle. Gönül iş yapmak istesin. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi kapyamızı da şöyle bir çekirdeğini çıkarayım. Hoppa. Eskiden şey yapardı, birkaç tane arkadaşım vardı. Bu şekilde kesip çekirdeğini çıkartırdı. Annem hep kızardı. Hani bu şekilde çıkarıp hiç ziyan etmemek varken neden hani kapak gibi kesiyorsunuz derdi. Ondan sonra ben annemden gördüğüm gibi yani. Vallahi çok kızar Andan Hanım. Ziyana asla tahammülü yok kadının. Onuncum her şey çok bağlı. Mecburen dikkat edeceğiz valla. Allah razı olsun. Nasıl görüyorsanız, nasıl sergiliyorsanız yarın öbür gün evlatlarınız da aynı o şekilde yapacak. Yani bunu unutmayın. Şöyle. Ben atayım mı Nermin Hanım tavuklarımı? Başlayayım mı? Evet evet, tavukları bekliyorum. Hemen önden geldim. Bir tavuk sotelensin istedim açıkçası. Sonra soğanlar. Hemen sonra geldim. Havuç. Sonra kırmızı biber. Sertlik derecesine göre mi atıyoruz? Evet, sertlik derecesine göre. Hepsini böyle çünkü birazcık karamelize olmasını istiyorum. En son aşamada mantarlarını ilave edeceğim. Mantarları da şimdi göstereceğim. Çok böyle minik minik doğramayacağım. Birazcık iri iri doğrayacağım ki kaybolmasın. Sanki bunlar yeterli gibi. Ne dersin? Bunu da doğrayayım mı? Yeter yeter. Değil mi? Güveçlerimiz hazır mı? Hemen arkamızda. Tamam. Havuçları da küp küp doğrayabilirsiniz. Tamam. Minik küpler halinde yapılabilir. Böyle. Çok büyük olursa sotelenirken de tam pişmez. Dişe gelsin istemiyorum yine söylediğim gibi. Ama böyle soğan boyutunda, biber boyutunda doğruyorum. Lezzet vermesi için. Soğanı karamelize edeceğim. O yüzden şimdi tavuğun üstüne önce soğan gelecek. Karamelize ettikten sonra kalan malzemeleri koyacağım.
Evet. Böyle. Benim hiç sabrım yok gördüğünüz gibi efendim. Direkt hepsini toplu bir şekilde doğradım. Hafiften beyaza dönecek tavuk etlerimiz. Beyaza döndükten sonra soğanları karamelize edeceğim. Sonrasında havuç ve sonrasında biber devreye girecek. Hepsi burada muhteşem bir şekilde. Ne doğrayayım ne doğramam istersin? Ben şunu vereyim sana. Ben hemen mantarları doğrayayım. Yıkadım. Evet, teşekkür ederim. Alabilirsin. Mantarları da çok ufak doğramanızı önermiyorum. Çok çabuk suyunu salıp topluyor kıymetlilerim. Şöyle. Biraz daha bezelye boyutunda. Şimdi bütün sebzeleri ufak ufak doğradığımız için ekstra olan sebzeleri zaten büyük doğrayamazsınız. Yemeğin içinde her zaman bir uyum olması gerekiyor. O uyumu da hepsinin aynı boyutunu yakaladığınızda oluyor açıkçası. Öyle. Attım şeyi dolabımıza. Gitti. Süper. Tatlı dolaba girdi. Evet, şimdi soğanı alabiliriz içerisine. Havucumu atayım soğanı mı? Önce soğan karamelize olsun. Sonra havuç, sonra da biber gelecek. En sonunda da mantar ve bezelye ile buluşacak. Tamamdır. Dediğim gibi sebzelerin hepsini ufak doğradığım için mantarı da zaten öyle çok fazla büyük değil ama çok da kayıp olmaması için yine bir nebze de olsa işe gelecek kıvamda yapıyoruz. Ben güveçlerimi şuraya alayım. Hı? Hazır. Güveçlerimiz de gelsin. Çok renkli bir sebze cümbüşü olacak tencerenin içerisinde. Bu arkadaşlar hepsi birbiriyle çok iyi geçinen arkadaşlar aslında. Havuç, biber, soğan, tavuk, mantar, bezelye. Bunlar çok birbirini seven arkadaş. Ve biz de bu arkadaşları bugün inşallah size ikram edeceğiz. Keşke ekran başındakilere de gönderebilsek. Herkes bir tadına baksa. Biz Alanya'da bu fırsatı yakaladık. Evet. Yaptıklarımı ellerimle ikram ettim herkese. O çok güzeldi gerçekten ve sıradaydık yani tatmak isteyen. Hatta şey bile dediler yani. Burada yaptığınız iki dakikada muhteşem olmuş dediler. Çok da hoşumuza gitti. Sağ olsun, var olsun. El lezzetimize güveniyoruz efendim yani. El lezzeti diye bir şey var. Yani bu kaçınılmaz. Ve çok önemli unsur aslında. Herkesin el lezzeti farklı olur çünkü. Ne yaparsak yapalım. Evet, şimdi havuçlar soğanların üzerine geliyor. Bir miktarda havucun o eşsiz aroması soğan ve tavukla birleşecek. Hepsini böyle yavaş yavaş harmanlarsanız lezzetlerinin daha çok açığa çıktığını göreceksiniz. Yani yoksa ben de biliyorum hepsini birden atıp kavurmayı. Ama istiyorum ki tavuğum hepsinin lezzetini içine ayrı çeksin. Yapıyorsak var bir sebebi diyorsun. Vardır. Vardır bir sebep. Ah ah ah. Bu ayranlarım beni bugün bırakmıyor. Herkes tebrik ediyor. Sağ olsun, var olsun. Evet. Şöyle. Bir de şu canlı yayın saatimi kaçırmasalar. Çocuklarım dışında kimsenin telefonunu açamam canlı yayında. Kimse kusura bakmasın. Ancak çocuklarım için telefon sesi açık. Onlar da okulda. Evet efendim, lezzetlerin açığa çıktığı çok güzel, çok renkli bir tava. Hemen Serpil Hanımcığım biberlerimizi de koyalım. Bakın, Rabbimin vermiş olduğu renklerin güzelliğine bakın. Tavadaki ahenge bakın efendim. Hepsi ayrı güzel. Hamdolsun Rabbime vermiş olduğu, sunmuş olduğu her nimete. Şöyle Serpil Hanımcığım birazcık tereyağı istiyor ya. Buradan vermeliyim sana. Evet, şuradan ben şöyle atayım. Burada İçine da çok beşamel şey diye yapayım. Beşamel sosu da kullanacağız aynen diye. Aynen. Ama burada böyle bir tereyağı hafiften kokusu bir çekti. İstedim yani. İçimden öyle tamamdır bir geldi. Efendim. Evet.
Biberleri koyduktan şimdi sonra mantarın güzelliğiyle buluşuyor. Şöyle. Evet. Mantarı ekledikten sonra valla bir tencere yemek oldu. Dört vallahi tane değil, buraya iki tane daha çıkartabiliriz güveç. Dur bakayım, olmadı sana başka fırına dayanıklı evet, kaplarımdan. Burada sarımsaklarımız var, onları da şöyle bir ezerek. Ramazan Bey'in dediği gibi ezelim. Evet, Ramazan hocam öyle dedi. Şöyle hafif tuz koyup ezip şöyle. Evet, doğrayıp. Bezelyemizi atalım mı Nami? Birazdan alacağım, ezilmesin ha, diye tamam bıraktım. Evet, açığa tamam, çıkarttık. Evet. Sarımsağını da koyduk. Sarımsaklı yemek olmaz. Salça var ve bezelye. En sonunda da baharatlar var. Burada da efendim yağımızı erittik. Birazcık unu Serpil Hanım kavururken şöyle geldim. Ben de yemeği bitireyim. Şuradan alalım bir kaşık kavurmak şunu için. Ya da öbürünü. Evet. Alayım mı ben? Aha. Şimdi yemeğimize salçamızı ekliyoruz. Bezelyeyi de alayım Serpil Hanım. Buyurun. Bak 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 bak. İşte. İşte efendim. Birbirine en çok yakışan arkadaşlar şu an tencerenin içerisinde. Kekik, toz biber, karabiber ve tuz. Baharatların buluşması. Bu sizin efendim. Teşekkür ederim. Şu dağınıklığımı toplayayım. Burada birazcık böyle salçayla birlikte lezzetleri açığa çıkarmak istiyorum. Çünkü salçayı da bir miktar kavurduğunuzda o eşsiz aromasını daha net böyle damakta hissediyorsunuz açıkçası. Salçanın üstüne direkt su verebilirdim ama bir miktar sebzelerle önden kavurmak istedik. Şöyle. Şimdi kıvamını sağlamak için bir su bardağı suyumuz var. Direkt onu şöyle hop. Harikayız efendim. Evet, bakar mısınız? Şu yemek muhteşem oldu. Güveç kalıplarının içerisinde yapabileceğiniz gibi sadece normal bir fırın kabının içerisine döküp üzerine de beşamel sosu serip servis edebilirsiniz. Hani illa güvecin olması gerekli değil. Burada onu kavurduk. Bakın tereyağıyla. Sütle beraber bağlayacağız. Evet. Bu aşamada topak topak olma olasılığı var. Sıkıntı yok. Birazcık içerisine beyaz karabiber ve bir tutam tuz atabilirsiniz. Şöyle. Evet. Beyaz karabiber çok yakışıyor. Ben güveç alabilir miyim Serpil ya? Güveç. Bunlar az geldi. Tabii. Yani fırında pişecek ya. Birazcık da karabiber. Şey düşünmüştüm de dur bulacağım. Ama o zaman bana bizi fırın kabına verelim. Yanına da bizim bir tane yuvarlak siyah fırın kabımız vardı. Hatırlıyor musun diğer var, tarafta? Var. Bulmam mı şimdi? Onun için. Sana bunu emanet ediyorum, tamam, gidiyorum. Tamam, süpersin. Evet. Şöyle güzelce. Şundan mı bahsediyordunuz? Evet, evet. Bak, bir çalkalayayım hemen. Demeden leblebiyi anlayan bir asistan, bir yardımcı olunca o sırtım yere gelir mi? Gelmez. O şey çünkü daha çok alır. Yemekte ortada kalmaz. O yüzden şöyle. Bir de tek tepside pişecek. Serpil Hanım bir miktar daha ne, su mu vereyim? Istiyorum. Süt, aman, süt mü vereyim? Bir de bunu bir açmak için biraz topak oldu. Rondo isteyeceğim. O da hazır canım benim. Bak hemen burada. Bak 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 bak. Aman aman aman. Hazır. Bu nedir ya? Bu nedir efendim? Süt vermeli miyim? Mutluluğun gerçekten sırrı. Şey dediler dün röportajda. Bir tarif verebilir misiniz? Vereyim dedim. Ama dedim tarifi hazırlamak için dedim önce onun tarifini vermek gerekir dedim. Ne kadar dedim, hep bana soruyor hanımlar, DM'den bir sürü mesaj geliyor. Biz de giriyoruz mutfağa ama işte verdiğiniz gibi olmuyor, yapamıyoruz.
Bir kere dedim ben ellerimi vermiyorum. Sadece tarifi veriyorum. Herkesin el lezzeti kendine hastır. Bir de bu mutfağa girdiğinizde aslında aşkla yapmanız gereken nokta var. Yani aşk ile yapılan ve sevgiyle yapılan her şey en güzel şekilde karşı tarafa sunulur. Nacizane tavsiyem şu mutfağa girdiğinizde yemek yapmayı sevmiyorsanız bile sevdiğiniz insan için, çocuklarınız, eşiniz, dostunuz, anneniz, babanız için hazırlayacağınızı düşünerekten yaparsanız bu yemeğin tatsız ve tuzsuz olma olasılığı %0. Değil mi Sarp? Bu iş sevilmeden yapılmaz. Kesinlikle. Sevmiyorsanız da girmeyin hocam. Gerçekten girmeyin, malzemeyi ziyan etmeyin. Önce dedim bu tarifi alsınlar dedim. Yemek tarifi her yerde var zaten. Ya biz pazartesi seni zayıflatma şeyini vermedik. Millet şey yaptı bana. Sordu. Ayran yapacaktınız 5 günde bir göbeği düzleyen ayranı. Niye hatırlatmıyorsun? Onu ben sana bilerek söylememiş olabilirim. Diyete girmek istemiyorsun sen. Ya aslında istiyorum ama işte. Ama ben o ayran kürüyle bunu dümdüz yapacağım. Ha inandım diyor Yüksel. Sen niye onu bana hatırlatmıyorsun? Onu ben bilerek bir şey ettirdim. Ama söz tamam. Vermiştin Alanya'da. Dönünce zayıflayacaktık. Burada yedik yedik Nermin. Tamam bir daha yemeyeceğim. Demiştin. Dedim. Yaparız. Yaparız şimdi başlarız. Var hazır malzeme. Tamam bugün vereceğiz. Hay ter bastı beni. Ter bastı. Ha, ama oldu. Serpil zayıflayınca daha fit olacağız. Yani 4-5 kilo. Ya daha. Bak şimdi şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Hangi kadına sorarsan sor. Hı. Senin gibi olmak isterler mi fizik olarak? Öyle öyle. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Herkes bunu biliyor. Görenler diyor zaten. Hı. Ekranda Nermin Hanım gözüktüğü gibi asla değil ama ben hep söylüyorum. İster mi bütün tüm kadınlar ister. Bunu başaran var, başaramayan var. Ben başaramayan taraftayım. Hı. Çok sen başarırsın. Ama... Sen başardın. Başaramadım deme. İlk Nermin Nefes Mutfağı başladığında dal gibi olmuştun. Efendim bunların hepsini hazırlayalım. Konuşacağız bunları seninle. Başaramam deme bana. En nefret ettiğim şey kadın istese her şeyi başarır. Bu da doğru. Evet efendim. Herkes sormuş çiçeklerin kerameti nedir? Efendim tabii geldi beyefendi yapımcı. Akıyor ya ekranda Yüksel Eser Yapım. Heh, o şahıs. Arkadaki şahsiyet. Kameranın arkasındaki şahsiyet. Mezarlıktan toplamamış çiçeklerimi. Çok eyvallah. Şükür, çok şükür. Dün biz onu Bursa'ya uğurladık. Kıymetli yudumcuğumun konseri vardı. Ah. Orada sağ olsun arkada yığılmış çiçekler. Kıyamamış atmaya. Aha. Nermin de ödül alıverdi. Demiş ki götürelim Nermin'e verelim. Aradan çıksın. Allah razı olsun ya. Allah eksikliğini vermesin hocam senin. Sıfır atık deyip duruyor. Neresi attık? Oradaki atığı getirdim buraya. Buradan şimdi yazık. Şöyle söyleyeyim Yüksel Eser. Yarın o güller buraya gelmesin. Ben yayına çıkmıyorum. Kaç tane istediğini söyler misin? Artık söylemiyorum. Gül pahalı. Hı. Biliyorum çok fazla istersem onu da getirmez. Tamam, bizim boncukçuyla birleşip alsınlar. Evet boncukçunun da cebinden çıksın o. Evet, bir de evet. Ablam. Ablam? Ne ablası? Ha. Abla çarşıda. Elleriyle taşımış. Nermin böyle bak ikisi bir vazoya sığdı ve Serpil'i tehdit etmeyin lütfen. Ediyor, beni ediyor. Yüksel Bey tehdit ediyor. Özel çiçek böyle gelir. Bak yani, böyle bak. Gelir. Üstünde notu olur. Hı. Bak bana böyle özel. Boncukçuyu buraya alalım Nermin gel, Hanım lütfen. Gel bir dakika. Buraya alalım gel, lütfen. Gel. 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 Sana... Ben her şeyi açıklayacağım. Ben söyleyeceğim. Gel mikrofonuma bırak. Konuş. Bırak. Şimdi ben söyleyeceğim. Evet benim bu olaydan haberim vardı. Hı. Lakin ben böyle bir şey yordum. Dedim ki oyun olmuş olmamış. Benim için önemli değil. Bana kalsa dünyanın en güzel kalpli ablasına çiçek nasıl gelmiş önemli değil. Hı. Yani o yüzden ben önemli. Şöyle. Hı. Ayaklarına sermek istiyorum bütün çiçekleri. Geç. 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 Seninle sonra geç. Konuşacağız boncukçu. Geç. Neyse. En azından yarın bakalım güller nereden gelecek çok ortak merak ediyorum. Ortak gül alacağınız. Ne dedi? Nereden gideceğim toplamaya dedi. Zincirlikuyu'dan diyor. Tabii, bakalım tabii, diyor tabii. Bana diyor kaldıysa diyor Zincirlikuyu'dan ve toplayıp getirivereceğim diyor. Ah Eser. Neyse. Allah
Olsun. Allah'tan yudum var ki geldi. Bu vallahi da gelmezdi yoksa. Sağ olsun, var olsun yudumcuğum. Yudum Hanım'ın çiçeğini getirmişler ama olsun. Neyse. Geldi ya, sarı lalelerim geldi. Ne var, senin cinsimizden var. Allah razı olsun. Sarı laleler. Kıymetimizi bilsinler. Efendim. İkinci şifremiz neyse, uçmak. Fazla uçmuş bizim eser. Uçmak. İkinci şifre. Hadi bakalım. Evet. Şimdi ne yapıyorduk efendim? Bu sosumuzu birazcık böyle ezeceğiz. Serpil, bir tık daha süt getirebilirsin. Hemen eziyoruz. Değil mi? Bak, çiçek pazarı diye bir yer var. Yüksel Eser, oradan alabilirsin gülleri. Olmadı, mezattan da alırsın. Orası pahalı diye. Ay ben bu yapımcıyla ne yapacağım? Nerelere gideyim? Neyse, biz onu böyle sevdik ya. Hayatımda gül aldım tek kadınsun diyor ya. Kesin bizim boncuğum için almıştı ya. Evet, bu boncukçunun fikridir Nermi. Maydanoz. Hemen maydanozları alalım. Buyurun. Wow. Bakar mısınız hocam ya, bu nasıl bir cennet. Renk cümüş oldu vallahi. Bu nasıl bir güzelliktir. Evet efendim. Şöyle koyuyoruz. Sanki de sıcak mı? Şöyle. Ben ikiye böleceğim ya bunu. Şöyle. Bunu da buraya koyacağım. Oh. Çok güzel oldu. Vallahi yanına da bir pilav yapacağız. Tıpkı diyor, benim getirdiğim çiçekler gibi diyor. Rengarenk diyor. Güzelliğe bakar mısın diyor. Ah canım. Görüyor musun Nermi? Nasıl duyarlı bir yapımcı. Evet efendim. Üstüne de şöyle. Ceza sana. Hiç getirmeseydin aklımda olmazdı. Şöyle. Gördüğünüz üzerine akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Bütün yemeğin içine geçmesi için. Şöyle kalanını da büyük tabağımın içerisine gezdiriyorum kıymetlilerim. Şöyle. Çok güzel oluyor gerçekten. Böyle lokum tadında mis gibi bir ana yemek. Yanına da yaptığımız pilavla servis edebileceksiniz. Bunun içine biraz su isteyeceğim, sıcak su. Peynirlerini de koyalım. Çünkü zaten pişti bu. Evet, reklam açtım, bayağı pişirdik. Sadece peynirinin erimesini bekleyeceğim. Orada koyayım ya, giderken götürmek sıkıntı olmasın. Şöyle, evet. Güveçte yapmış olduğunuz bütün yemeklerin fırına girerken zeminine su koyun ki güveçlerinizde çatlama ve kırılma yaşamayasınız. Bir de tehlikeli hale dönüşüyor. Çünkü ısınıyor. Bir buharla beslenmesi gerekiyor. Ne oldu Nermin? Ses geldi. Su patladı sanki. Nermin arkadan geliyor. Bir ses duydum vallahi. Hayırlısı inşallah. Su borusu patlamasın da. Yok, görüntüde bir şey yok şu an. Tamam. Ha, makine mi? Tamam. Ses garip bir şekilde arkadan geliyor. O gözlüksüz görmez diyor. Gören biri baksın. Efendim, evet. Şimdi aldık. Fırına doğru yolculuğa çıktık. Birazdan suyumuzu da ekleyeceğiz. Şöyle 200 derecelik fırına, Serpil açar mısın? Vereceğim. Çok özür diliyorum. Oraya gidelim Nermin Hanım. Evet. Çok özür diliyoruz. Evet, burası ısınmış. Bu niye böyle yapmış ki? Serpil Hanım, dökelim suyumuzu. Bir su bardağına yakın sıcak su ekliyoruz, güveçlerimiz patlamasın. Evet. Sanki bitiyoruz. İyi değil mi? Evet. Hadi bismillah bakalım. Burada sadece kaşar peyniri eriyene dek pişireceğiz. Zaten iç harcını pişirdik. Beşamel sosunu güzelce pişirdik, üzerine kaşarı verdik, bir fırın görsün istediğimiz için sadece eriyene kadar fırında bekletiyoruz efendim. Bunu alayım mı Nermin amcığım? Bak şey olmuş. Bakayım. Oh maşallah, ben bir bez alayım. Getir Serpil. Harika ötesi, vereyim mi? Bu ıslak eline aç. Şey yapacağım, iki taraflı alacağım. Şöyle yapayım için. Kat. Sağ olasın. Buradan da şunu alayım da yanarsa geldi. Müdahale edeyim. Kaç önce, kaç bakayım. Bu sahnede yoksun bebeğim sen. Wow. Vallahi bugün lokanta usulü takıldık. Süpersiniz lokanta usulü. Bütün tariflerimiz. Vallahi mis. Anne mutfağı.
Siz bunu şeylerimize alalım, güveçlerimizi. Şimdi özellikle güveçte servis etmemin nedeni porsiyonluk bir şekilde. Bir servis tabağı alabilir miyim Serpil? Büyük beyaz. Var ya. Hani bunlar yoksa direkt şu şekilde servis yapabilirsiniz. Boyu nasıl hiç? Tamam, sonra gösteririm zaten pilav piştikten sonra. Getirme şimdi aşkım. O da benim gibi. Ben bir şey diyorsam yapacak hemen. Şimdi bak mesela bunu aldınız. Alamadınız. Sıcak. Şöyle tabağa koydunuz. Mis. Yani hem dağılmıyor yemek, pilavla karışmıyor. Buradan pilavı bir kase aldınız. Ben şimdi sunum örneğini de göstereceğim. Buraya koydunuz. Ekstradan yapacağınız salatadan bir miktar koydunuz mesela. Az sonra yapacağımız salatadan. Bu şekilde götürüp konuğunuzun önüne koyabiliyorsunuz. Dağılmıyor en azından. Ama ya sağlıklı bak. Sebze, yeşil, bol. Kaç tane sebzemiz var kız? Bunu birazdan göstereceğim. Evet. Şimdi yanacak. Evet. Evet. Böyle de çok şık bir sunum haline dönüştürebilirsiniz. Hemen geliyorum. Arkamı döndüm. Çok özür diliyorum. Şuradan. Bugünkü yemeklerini sizin sevdim. Çok güzel yemekler oldu ama. Fakat bak bu salatamız da çok güzel olacak. Şunu al ablam mı Serp? Ben alayım, sen bırak bana. Hiç elleme. Ay. Elleme. Sen elleme, ben halledeceğim. Yok gel. Biliyorsun taktım. Taktım. Yanacağım. Ama çok güzel oldu. Evet. Şimdi bu şekilde de büyük fırın kabında yapıp servis edebiliyorsunuz. Tamamdır. Ana yemek hazır. Pilav pişiyor. Muhteşem bir menü. Gerçekten tam böyle akşam yemeğine ve göze hitap eden bir menü. Niye benim pizzacıklarım burada kalmış? Hüseyin hocamla buraya ayırmıştık onlara. Aman. Mis gibi olmadım efendim. Neler yaptık? Çok güzel patatesli bir sebze salatası hazırladık. Hem görüntüsüyle hem de böyle üstündeki o yoğurtlu sosuyla gerçekten ye beni diyor ya. Ekrandaki güzelliğe bak. Aman ya Rabbim. Hemen yanında lokanta usulü sebzeli bulgur pilavı yaptık. Kokusu gerçekten bütün apartmanı evinize toplayacak kadar lezzetli ve güzel. Biz kanalı topladık efendim. Hemen yanda güveç içerisinde hazırladığımız bol sebzeli minik güveçlerimiz var. Hemen arka tarafında çocuklara böyle bir dedik ki abur cubur yapalım. Ve bu abur cuburu nasıl sunabiliriz? En sağlıklı hale nasıl getirebiliriz? Bu şekilde pizza haline getirdik. Ve bu böyle çok rahatlıkla yedirebileceğinizi düşünüyorum. Diğer yandan da muhteşem bir karamelli ekmek tatlısı hazırladık. Ne yaptık? İşte karamel için önden şekeri bir güzelce kararttık ama çok yakmadan. Üstüne suyunu koyduk ve kıtır ekmeklerimizin üzerine o şerbeti döktük. Muhallebi çikolata sosuyla taşlandırdık. Vallahi muhteşem oldu. Gerçekten söylüyorum. Son şifre katlanıp efendim bu kadar güzel yemekler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hem de farklı bir şekilde sizlere sunmak istedik. Oo, hemen geldi bizim. Neydi hocam isim? Ali Kemal burada bak. Ali Kemal kokuyu aldı. Haber tarafında aslında. Ama Ali Kemal herkesten önce tabağıyla geliyor. Ali Kemal bir tabağınla gelebilir misin? Bir görsünler. Gel. Bak Ali Kemal bugün menüyü önce kapacak. Kapıda bekliyor. Nasıl buluyorsun? Çok lezzetli buluyoruz. Öncelikle lezzet için geliyoruz tamamen. Yani karnımızın açlığıyla bunun hiçbir ilgisi yok. Evet. Elinizin lezzetiyle alakalı. Çok lezzetli yapıyoruz. Afiyet bal olsun Ali Kemal'e. O yüzden severek yiyoruz. Allah razı olsun. Bekle çocuğum, birazdan bitiyor. Efendim kek kalıbı kazanan dün kıymetli izleyicilerimizden Rabia Çopur hanımefendi olmuş. Güzel ve sağlıklı günlerde kullansın kek kalıbını. Güzel kekler yaparken bizi hatırlasınlar efendim. Daha ne olsun efendim, günün sonu güzel sohbet, muhabbet. Ya bir şey söyleyeyim mi, her şey olur efendim. Para, pul, mal, mülk. Önemli olan tatlı değil, güler yüz.
Her zaman söylediğim gibi ben kadınların gücüne inanıyorum. Kadınların samimiyetine inanıyorum. Herkes herkesi sevmek zorunda değil ama herkes herkese saygı duymak zorunda. Bence bir kadın başarılıysa ve ilerliyorsa ben her zaman onun arkasında durma taraftarıyım. Ve hep söylediğim gibi kadın isterse her şeyi başarır. Günün anlam ve önemi bu yönde olsun. Kadına şiddete biz de Nermin Nefes Mutfağı ailesi ve Beyaz TV olarak hayır diyoruz efendim. Yarın saatler 13.00'da biz yine burada sizleri bekliyor olacağız. Ne diyorduk? Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. En güzel emanetsiniz. Rabbime Allah'a emanet olun.